Partisi. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla, ki bir tanesi arkamda yer alıyor, bir insan niçin acaba saçlarını yaptırırken, dolar değil mi bunlar arkadaşlar? Dolara sardırır saçları, euro mu? Ha, euro. Ay, tanıyamadım, özür dilerim. Euroymuş. Euro'ya sardırır da acaba bu şekilde poz vermek nasıl bir karakterin, herhalde incelenmesi gereken bir karakterin yapabileceği bir iştir diye düşünüyorum. Neyse, ben yine kişisel fikirlerimi bir kenara koyayım, haberi size aktarayım. Sosyal medyadan paylaştığı videolarda lüks ve şatafat içindeki yaşamını ortaya koyan, para kaynağı kamuoyunda sorgulanmaya başlayınca, bakın para kaynağı kamuoyunda sorgulanmaya başlayınca, burası da çok önemli, haklarında soruşturma açılan Dilan Polat'ın yeni bir videosu ortaya çıktı. Bu video, özür dilerim, Dilan Polat bu videoda İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu'dan bir kez ricada bulunduğunu ve eşinin 3 saat içinde çözüldüğünü anlatıyor. Ki Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın daha önce de yine karşılıklı bir görüşmesi medyaya yansımıştı eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla. Ülkemin bakanı kurban olayım ya. Öyle güzel ilgileniyorlar ki. Kara para aklama iddialarıyla mal varlıklarına el konulan ve hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat son günlerde gündemden düşmüyor. Polat'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya övgüler dizdiği bir video ortaya çıktı. Ay, ülkenin bakanının işi yok, bir de Süleyman Soylu sizin saçma sapan işlerinizle mi? Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi ki. Bir gün de buldum. Bir gün kız 3 saat. 3 saat. Sibel'e gidiyorsun dedi. Sibel'e gittim. 3 saat. Şöyle bir şey var, Allah zaten bin kere biraz razı olsun. Dilan Polat videoda eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşmelerini anlatıyor. Her şey için ben, evet, bakana kalkıp da yazamam Merve. Evet, evet kanki. Her şeyi yazamazsın yani. Bayramdan bayrama, kandilden kandili. İlk kez o zaman hakkımı kullanıp ve istemiştim. Daha önce de Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüntülü konuştuğu ortaya çıkmıştı. Her şeyi de bir bakana yazamam yani ben, diyor.